Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek. O kadar hayati, o kadar kritik bir mesele ki. Sadece bir tane mevzu üstünden anlatacağım. Altılı Masa'nın İstanbul ayağı Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eliyle çıtır çıtır felsefe diye ama iğrenç, rezil. Çocuğunuzun öyle bir şey okumasına asla müsaade edemezsiniz. Bunu belediye eliyle dağıtımı gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu ilk değil. Bir ikinci vaka ne? Bir röportajında İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Duygu Asena diye bir kadından bahsediyor. Ya dedim bu Duygu Asena kim? Bir kitabını buldum. Paramparçaydı galiba ismi. Tam bir iğrençlik. Kitabı gerçekten okuyamazsınız. O kadar iğrenç bir şey. Ama övgüyle söz ediliyor. Bu aslında da bu zihniyetin nasıl bir zihniyet olduğunu söylüyor. Bak bir tane daha söyleyeceğim. Meral Akşener geçtiğimiz günlerde kürsüden eline bir kitap alıyor. Bunu diyor okullarda okutacağım diyor çocuklara. Kitabın içinde ne yazıyor? Hazreti Muhammed için uydurukçu diyor. Bir din uydurmuş. Zihniyetin önerdiği sözüm ona gelişim noktasında kitaplar bile rezalet. Sırf bu zihniyet bu iğrençli bütün ülkeye yapamasın diye oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. İşte TFX projeleri falan filan daha önce bunların önü kesildi. Bunlar vallahi de billahi de bu projelerin önünü keserler. Bir tane mevzu oluyor Ensar Vakfı'nda. İğrenç bir adam, aşağılık bir adam ancak böyle bir şey yapar. 500 küsür yıl hapis cezası alıyor. Bakan çıkıyor açıklama yapıyor. Şunu söylüyor. Bakanın söylediğine çok dikkat et. Bakan diyor ki bir tane hadisenin yaşanması bu kadar büyük hizmetleri olan ve binlerce mensubu var ya bu Ensar Vakfı'nın kirletmek için gerekçe olamaz diyor. Yıllardır Ensar Vakfı'nın adını kirletiyorlar. Ya ben şimdi soruyorum size. İBB iğrenç bir kitabı elden veriyor. Ensar Vakfı'nda olduğu bu münferit hadisenin kaç tane fazlası CHP teşkilatlarında oluyor? Ağzınızı bıçak açmıyor. Bunların ahlakı yok. Şimdi bunlar kalkarlar sağdan soldan bir şeyleri uydururlar. Etikle ahlak aynı şey değil. İslam'la alakalı bu milletin İslam'la buluşmuş olan milli manevi ahlak diyeceğim ben buna. Bunlarda o yok. Geçtiğimiz günlerde bir sanat çalışması yapıyorlar. Ya o ne rezil bir şey ya. O ne müptezel olaydır. Adama biz para veriyoruz. O adama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cebinden, kasadan para veriyoruz. Herif ne yapıyor biliyor musun? Şöyle şöyle şeyler yapıyor. Milletin önüne geçmiş. Taşların üstünde yuvarlanıyor. Tuhaf tuhaf hareketler. Biz bu adama para veriyoruz. Bak darbuka çalmıyor. Darbuka çalsa darbuka dinleyen var bu memlekette diyeceğim. Mantıklı. Türkü söylesin. Bir şey demeyeceğim ya. Ama işte bunların iş anlayışı bu. Bunlarda iş diye bir şey yok. Meral Akşener'in ben bugün konuşmasını dinledim. Yangın yeri hadisesini sallıyor. Çok güzel Meral Akşener. Alkışlıyorum seni. Çok hassassın bu ülke için. Peki yakan PKK'ya da birazcık bir şeyler söyler misin? Ya da söyleyemezsin muhtemelen. O masada sıkıntı çıkar değil mi? O masa, ah o masa. Meral Akşener kürsüye çıkıyor. Elinde bir kitap. Kitapta yazan şey Hazreti Muhammed bir din uydurmuş. Kitapta bunlar yazıyor. Bu kadın diyor ki ben bunu okullarda dağıtacağım, iktidara geleceğim. Aynı masada oturan Davutoğlu, Ali Babacan, bir de Sakallı amca var. Müslüman Temel amca. Temel amca da böyle izliyor. Ya yazık, günah ya. Duruşunuz olsun diyeceğim ama o duruşu göremiyoruz. Duruş gösterseniz millet sizi dikkate alır. Hayır hayır, bak Meral Akşener ne yaptı abla? Meral Akşener ne yaptı? Bak Türk milliyetçisi Meral Akşener. Meral Akşener geçtiğimiz günlerde kürsüye çıktı. Bir kitap aldı eline. İsmi Medeni Bilgiler. Dedi ki iktidara gelirsem bu kitabı okullarda okutacağım. Ben o kitabı açtım. Bak Medeni Bilgiler. Sen de aç. Ne yazıyor biliyor musun? Muhammed'in uydurduğu din diyor ya. Meral Akşener'in ne olduğu belli. Adam çıktı bir tanesi dedi ki bu kadın Ermenidir. Diyarbakır'dan bunlar sürülmüştür zamanında. Sonra da geri dönmüştür falan. Kadında tık yok, bu adam bana iftira atıyor. Ben bunu dile getirdiğim zaman ben yandaşlık yapmış oluyorum. Ya bırakacaksın abla. Ortada bir şey olsun. Yazan şey belli ya, diyor ki Hazreti Muhammed uydurukçu. Yazan şey bu kitapta ya. Ben bunu okulda okutacağım diyor. O kalkmış oradan bana diyor ki yok Meral Akşener şöyle birisi. Değil kardeşim, senin dininin düşmanı bu. Ha MGK kararlarını ben hiç söylemiyorum bile. Ya şu anda şey söylüyor. Diyor ki tesettür, tesettür, tesettürlülerin yanındayız. O zaman yanında olsaydın. Amca söyledi ya. O zaman yanında olsaydın. Yazık ya. Milletin hiçbir şeye bakmasına gerek yok. Bak
Tayyip Erdoğan'ın şu anda yürütmeye çalıştığı bir politika var. Ekonomi konusunda sıkıntılarımız olabilir. Oluyor da. Ekonomide sıkıntı var. Ama bu ülke buraya nereden geldi? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ekonomide en iyi olduğu dönem 2013, 2014, 2015 Tayyip Erdoğan'ın olduğu dönem. Daha öncesi daha kötüydü. Tam 2000'lerde, 98'lerde 90 güne düşen vade farkı. Bankadan para alıyorsun. Banka sana diyor ki 90 gün sonra getirirsen ama uçukta bir faizle 90 gün sonra da getireceksin parayı. Sezgin Tanrıkulu mevzusunu daha önce bu bir tane şey vardı. Veli Ağbaba meclise teröristleri getiriyordu. O bir tane karıyı getirmişti. O kadın sonra dağa gitti. Dağa da patlattılar. Acısız Veli Ağbaba'dan çıkmıştı o zaman. Bunlar bugüne kadar hiçbir şey üretmemişler. O gün ben Veli Ağbaba'yı söylemiştim. Bugün de Sezgin Tanrıkulu. Bu adamların somut bu millete belediyeler düzeyinde olur, hükümet düzeyinde olur. Somut ya. Ya arkadaş şunu şöyle yapalım. Bir proje şunu şöyle yapalım. Şu işte şöyle çözülsün. Yok arkadaş, bir tane proje yok. Ancak lak lak var. Herif orada bir şey yapmış. Ukraynalılar kalkmış bunu özel klip yapmışlar. Duyurusunu yapıyorlar. Diğer tarafta Azerbaycan adamı çağırdı. Özel ödül verdi hizmeti için. Dönmüşler burada Selçuk bayrakları taşlıyorlar. Taşlayacak o kadar adam var. AK Parti içinde de var. Sen gide gide ülkeye en verimli adam mı taşlıyorsun? Bu da siyaset de değil. Kendilerine de zarar bir siyaset. Ya, ama yapıyorlar. Dertleri bu ülkede bir şey yapılmasın. Yok. Bak bir şey yapılmasın. Onların önüne konuluyor. Oku. Meral Akşener. Başbakanlık aşağı diyor, başbakanlık yukarı. Ya bunu senin kulağına kim fısıldıyor? Okuyor. Kim fısıldıyor ya? Bu yazıyı yazan kim sana? Bunlar millete gelmiyorlar. Falan elçi, filan elçi, bilmem nerenin elçisi. Ya geç kardeşim bunu. Geçmiş oradan başbakanlığı geri getireceğim. Ya in aşağı. Milleti bir dinle. Millet neden bahsediyor? Geçen günü şeyi kıstırdılar bir yerde. Malatya'da. Davutoğlu'nu. Davutoğlu'na soruyorlar. Ya tamam sen geleceksin. Ekonomiyi nasıl düzelteceksin? Fikri yok zaten. Söz dalaşı yapıyor. İşte kur korumalı var ya. O kur korumalıyı bilmem mazot korumalı yapacağım. Ulan zaten sunduğun fikir de bunların fikriymiş o zaman. Yani senin sunduğun fikir bunun kur korumalısı olmasa sen o korumalı bilmem nesini yapamayacaksın. Yani bir fikir, bir proje yok. Biz rastgele sallayalım. Ne kadar tutturursak bütün şahsi düşüncemi bir kenara bırakıyorum. Şu Dilek İmamoğlu mevzusundan zihniyeti gösteriyor bu. İBB'de o çıtır çıtır felsefe. İnanmayan açsın okusun, çocuğuna da okutsun. Okutabiliyorsa eyvallah. Paramparça, Duygu Asena. Alın karı koca evlerde okuyun bakayım. Okuyabiliyorsun. Eğer okuyabiliyorsanız arkadaş ben daha bir şey söylemiyorum. Ekrem İmamoğlu bir belediye başkanı değil. Daha çok böyle şov adamı, gösteri adamı. Ve gösteri yapıyor. Belediye başkanlığı yapmıyor. Hangi belediye başkanı şehri sel bastığı zaman böyle gelir, fotoğrafını verer, ondan sonra geri döner. Deprem oluyor, oradan kaya gidiyor. Bu adam belediye başkanı olmadığı için icraatı da yok. Yeni metrobüsler aldı. Bir ay geçmedi ya. Çatır çatır bozulmaya başladı. Belediyenin kaynaklarıyla yapılan işler, özen yok, ilgi yok, alaka yok. Bu kaynakların hepsi boşa gidiyor. Yazık günah. Belediye başkanlığı konusunda işlevsiz bir adam. Bizim şu anda İstanbul'da belediye başkanı yok diyebilirsin. Belki herkes için aynı şeyi söyleyemem. Ama Ekrem İmamoğlu için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Belediye başkanlarına müteahhitlerden seçmeyin. Kurda kuzuya emanet etmek gibi bir şey olur. Müteahhite belediye verirsen olacak olan bellidir yani.